İYİ Parti'nin değerli mensupları, iyi yaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, başkan birazcık emrivaki yaparak bana söz vermiş olsa da o süre içerisinde hemen hafızamı tazelemeye çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce 18 Aralık'ta biz size bu görev tevdi edildi ve görevi alır almaz da partimizin kuruluş çalışmalarına hep birlikte başladık. Gerçekten meşakkatli bir dönemdi. O dönem içerisinde olağan kongre, 2 tane olağanüstü kongre, hemen arkasından milletvekili seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimi gibi yani ben görevi 9 ay gibi bir süre içerisinde götürmeye çalışmıştım. O 9 ay bir süre içerisinde bütün bu saydıkları ve genel seçimler olmak üzere 9 tane seçim yapmak durumunda kaldık. Bildiğiniz gibi hepimiz değişik partilerden tabanı belli olmak üzere bir araya gelmiş insanlardık. Birbirimizi tanıma, kaynaşma dönemiyle birlikte hem kuruluşu hem de siyasi faaliyeti birlikte yürütmek gerçekten her birimiz için çok zor bir dönemdi. Ama ben 40 milletvekili de olsa parlamentoya girip kendimizi kabul ettirdiğimiz ve mevcut iktidarın da İYİ Parti üzerinde hiç yakışıklı olmayan, daha doğrusu iğrenç tabir edebileceğimiz cinsle saldırılarına rağmen dimdik ayakta durduk ve bakıyorum 2 yaşına gelmişiz. Emanet ellerinde olduğuna inanıyorum. Birlik beraberliğimizi Allah daim ettirsin. Hep birlikte güzel bir Türkiye için devam edelim. Bugün ad günümüz mübarek olsun. Bizlere bugünü gösteren Allah'ımıza hamdolsun. Bu kutlamalar inşallah İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönettiği yıllarda da devam edecektir. Türkiye'miz güzel günler görecek, Türkiye'miz daha iyi olacaktır. Bugün İYİ Parti 2 yaşında. Bizler bu yola çıkarken Cesurlar Hareketi olarak Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararlı ve başarılı tutumu ile 25 Ekim 2017 tarihinde İYİ Parti kimliği ile siyaset sahnesinde yerimizi aldık. Ben Genel Başkanımızın dediği gibi İYİ Parti bir ajandadan, bir kariyer planından ya da küçük hesaplardan doğmadı. Tarih çağırdı. Millet istedi. İYİ Parti öyle kuruldu. İYİ Parti milli merkez bir partidir. Logosundaki güneş 8 ilkesini temsil etmektedir. Bu ülkelerden umut ile Türk milletinin umudu olacağımızı, kararlılık ile yılmayacağımızı, adalet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini, gelecek ile doğmamış torunlarımızı, bilgi ile bilimi, liyakatı öncelemeyi, zenginlik ile büyük Türk milletinin hak edişini, cesaret ile tüm bunları yapmak için gerekli olanı, medeniyet ile de ulaşmamız gereken hedefi ta bu parti kurulurken başta belirledik. İYİ Parti bir emeğin, bir gayretin ürünüdür. Bugün geldiği noktada Türk siyasi hayatına yön veren bir siyasi harekettir. Türkiye'nin İYİ Parti'ye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Yandaşa nimet, vatandaşa külfet veren anlayışa biz son vereceğiz. Rüşvete, torpile, yandaşlığa
yağmaya dur diyeceğiz. İnsanımızın karnı tok, sırtı pek, başı dik olacak. Türk milletini mutlu, Türk devletini güçlü kılacağız. Bizleri daha iyi bizim iktidarımızda, yani İyi Parti iktidarında göreceksiniz. Unutmayalım ki medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer. Bu düşüncelerle İyi Partimizin ikinci kuruluş yıl dönümü ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun.